Mutlu akşamlar sevgili seyirciler. PTT 1. Lig'de ilk haftanın son maçında sizlerle birlikte İzege derbisinde Karşıyaka Manisa Spor mücadelesi İzmir Alsancak Stadyumu'nda biraz sonra başlayacak. Bu maçın anlatımında ben spikeriniz Taha Can sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Alsancak Stadında karşı tribünleri görüyorsunuz. Yarısından fazlası dolu diyebiliriz ama bizim bulunduğumuz tribünün özellikle üst tarafı sağ kısım, bizim sağımızdaki alan Manisa Spor taraftarlarına ayrıldı. Onlar az sayıda buradalar. Karşıyaka taraftarları sahaya gelmeye devam ediyorlar. Bu arada iki takım oyuncuları karşılaşmanın hakemleriyle birlikte sahaya doğru yol alıyorlar. Biraz sonra bu büyük heyecan Ege derbisi başlayacak. Manisa Spor bu sezon PTT 1. Lig'e düştü. Spor Toto Süper Lig'den Karşıyaka tecrübeli takımlarından birisi bu ligin. Bakalım İki güçlü Ege ekibi nasıl bir mücadele ortaya koyacak? Saha zemini oldukça iyi. Hava sıcaklığı çok güzel. İzmir'de akşam saatlerinde serinleyen hava oldukça güzel bir ortama dönüştü. Ve bütün maçlarda olduğu gibi bu hafta maalesef yaşadığımız üzüntüler bayramla birlikte hüzne dönüştü aslında. Gaziantep'te yaşananlar, terör saldırıları, trafik kazasında verdiğimiz şehitler, yine trafik kazasında hayatını kaybeden atletlerimiz, yine trafik kazasında hayatını kaybeden 1461 Trabzonspor'un genç oyuncusu Burak Hacı Amzaoğlu için bir dakikalık saygı duruşu yapılıyor. Saygı duruşu ve ardından her maçta olduğu gibi milli marşımızı hep birazdan söyledik. İzmir'de Alsancak Stadyumu'nda ve artık mücadelenin başlamasına çok kısa bir zaman kaldı. Ahmet Burak Solakel, Karşıyaka'nın takım kaptanı. Görüntüde Mustafa Kamil Abitoğlu var. Yardımcıları Baki Yiğit ve Birol Güldane. Dördüncü hakem de Burak Aslar bu mücadelede. Mustafa Kamil Abitoğlu, Baki Yiğit ve dördüncü hakem Burak Aslar Antalya, Birol Güldane Denizli bölgesi hakemlerimizden. İşte iki kaptanla birlikte poz veriyorlar. Ahmet Burak Solakel ev sahibi ekibin, Hüseyin Tokta konuk ekibin kaptanı. İlk 11'ler ekrana yansıyor. Volkan Babacan kaleyi koruyacak. Manisa Spor'da Reha Erginer'in sahaya sürdüğü 11. İsmail Dinler, Hikmet Balioğlu, Hüseyin Tok, Murat Gürbüzerol, Gökay Ravul, Carlos Kahe, Benjamin Fuchs, Cem Sultan, Bülent Cevahir, Bekir Yılmaz 11 ile sahada olacak konuk ekip. Karşıyaka'nın 11'inde ise kaleyi Necati Yılmaz koruyor. Sercan Türkeri, Orhan Taşdelen, Cemil Adıcan, Onur Akbay, Fatih Şen, Adnan Güngör, Caner Ağca, Ahmet Burak Solakel, Vifit Dalma ve Emanuel Banahene, ki ikisi de Ordu Spor'dan kiralık olarak geldiler. Yine bu kadro içinde yeni oyuncular var. Adnan Güngör onlardan birisi.
İşte Manisa Spor takımı maç öncesi Volkan Babacan takım arkadaşlarıyla galibiyet yemini. Diğer tarafta da Karşıyaka takımı var. Onlar da aynı şekilde. Pardon. Bilseydin sana şey verirdim ya. Evet, artık her şey hazır İzmir'de. Belki biraz yüksek nem ama hafif rüzgarla birlikte serinleyen hava, güzel bir zemin. Tabiri caizse her şey futbol için müsait. Manisa sporlu oyuncuların vuruşuyla mücadele başlayacak. Mustafa Kamil Abitoğlu ekranda. İlk düdük geliyor, mücadele başlıyor. İki takıma da başarılar diliyoruz. İlk atak şansı Manisa Spor'dan, uzun pas ileriye doğru. Murat Gürvizerol alamadı. Savunma uzaklaştırıyor. Taç atışı Manisa Spor'un dediği yardımcısının uyarısıyla Mustafa Kamil Abitoğlu. Taç atışını kullanacak olan isim Fuchs. Yeni transferlerinden birisi Manisa Spor'un. Akaminko'yu bugün transferi gerçekleşti. Takımdan ayrıldı. İçeri Akaminko savunmanın sağında forma giyiyordu. Onun yerini doldurmak üzere Avusturya asıllı, aynı zamanda Türk pasaportuna da sahip bir isim Benjamin Fuchs kadroda. Köşe vuruşunu kullanacak Manisa Spor. Karşıyaka tüm isimleriyle kendi ceza sahası içinde, yalnızca Dalma biraz ileriye çıktı şimdi. Köşe vuruşu ön direğe doğru kullanıldı, kafalardan çekti. Son anda kaleye yönelmedi top. Kale çizgisine paralel gitti. O bölgede Necati Yılmaz çıktı, topu aldı. Bu arada izliyoruz köşe vuruşunu. Kahe dokunabilse Manisa Spor maça golle başlayacak. Karşıyaka tribünlerinden sahaya atılan meşaleler var. Tabii ki olmasını istemediğimiz görüntüler. Hakem atışıyla mücadele sürecek. İşte Karşıyaka tribünleri ekrana geliyor. Mücadele yeniden başladı. Cemil Adıcan'dan ileriye doğru. Bana Hene hareketlendi. Savunma vurdu kafayı. Topun indiği yere koşu yapan Ahmet bıraktı ama ondan önce savunma topu ileriye gönderiyor. Taç atışını hemen kullandı Karşıyaka savunması. Cemil tek toplar. Topu kaybetmedi Sercan. Taç. Muhammed Sercan Türker'i taç atışını kullandı. Savunmanın müdahalesi, bir taç daha yine Karşıyaka kullanacak. Yine Sercan'la. Karşıyaka'da 18 isimle yollar ayrıldı sezon başı itibariyle. 14 yeni transfer var. Bir de henüz sözleşme imzalanmayan ama prensip anlaşmasına varılan bir isim var. Cihat Hoca az önce ekrana geldi. Cihat Arslan, Karşıyaka teknik direktörü. Ariza Makukula Manisa Spor'da geçtiğimiz yıl forma giymişti. Bu sezon Karşıyaka forması giyecek. Henüz resmi sözleşme imzalanmadı ama prensip anlaşmasına varıldığını söyleyebiliriz. Taç atışı Karşıyaka'nın hemen kullanıldı. Tek top. Çabuk bastı. Fatih Şen'den topu çaldı Manisa Sporlu oyuncular. Murat duvar pası düşüncesi. Murat Gürbüzerol alamadı topu. Hatalı pas. Kahe. Kahe bıraktı. Top kontrolü İyi değil Bülent'in. Savunma araya girdi. Dalma. Taç. Taç atışını Sercan kullandı. Bir taç daha. Şu ana kadar sağ kanatta sürekli olarak çizgi üzerinde oynadı Karşıyaka ve çok sayıda taç kazandılar.
Şık hareketler. Bana Hene top istiyor. Orta alanda top kayıpları son olarak karşı yakalılarda kaldı. Dalma. O da topu kaybetti. Kahe. Murat'ın koşusu vardı. Kahe onu göremedi. Fuchs. Pas hatası Fuchs'tan. Bir pas hatası da Orhan'dan. Gökay İravul. Fenerbahçe'den kiralık olarak geldi Gökay. Baskısı var Gökay'ın. Bırakmayan isim Fatih. Adnan. Adana Spor'dan transferi Adnan Güngör. Sağ kanatta Sercan Dalma'yı düşündü ama top çok hızlı. Kale vuruşuyla sürecek mücadele. Kale vuruşunu Volkan Babacan kullanacak. Top oyun alanının dışına gitti ama öncesinde hakem oyunu durdurdu. Serbest vuruşu kullanacak. Manisa Spor. Tüm hatlarıyla rakip yarı alanda Manisa Spor. Kaleci Volkan Babacan dışında 10 oyuncusu rakip yarı alanda. 8 isimse ceza alanı çevresinde serbest vuruşu kullanan oyuncuyla birlikte. Orta geldi. Savunma kafayı vuruyor. Cemil Adıcan'la ve top kornere gitti. Kahe ekranda. Hava topu mücadelesinde yerde kaldı. Köşe vuruşunu Gökay İravul ön direğe doğru kullandı. Fatih Şen kafayı vuruyor. Bir korner daha aynı noktadan yine Gökay kullanacak. Bu arada hakem ceza sahası içindeki oyuncuları uyardı. Hüseyin Tok kale alanı içinde tek yumruk Necati'den dönen top. Cem Sultan uzaktan sert vuruş. Sonuç gelmiyor. O sert vuruştan sonuç gelmedi. Bekir Yılmaz kaleyi yoklayan isimdi. Orhan. Ahmet Burak Solakel. Onu genellikle savunmanın solunda izliyorduk ama Orhan Taşdelen'in orada oynamasıyla birlikte o biraz daha önde. Orta alanın sağında forma giyiyor. Karşı yakanın 4-1-4-1 sistemiyle sahaya dağıldığını söyleyelim. Maçın başında saha dağılımlarını sizlere aktarmadık. Şimdi oyun durmuşken aktaralım. Necati Yılmaz kalede, karşı yakada Sercan savunmanın sağında, Orhan solunda. Cemil ve Onur stoperler. Tek ön libero Fatih Şen. Onun önünde Wilfried Dalma sağda. Ahmet Burak Solakel solda. Ortada Caner Ağaca ve Adnan Güngör. En uçta da gol yollarında Emanuel Banahene var. Manisa Spor'un kalesini Volkan Babacan koruyor. Savunmanın sağında Benjamin Fuchs. Solunda İsmail Dinler, Hikmet Balioğlu ve Hüseyin Tok ortadalar. İkili ön libero'da Gökay İravul ve Bekir Yılmaz var. Onların önünde sağda Murat Gürbüzel, solda Bülent Cevahir. Ortada Cem Sultan, en uçta da Carlos Cahe'yi izliyoruz. Bana Hene yükseldi. Topun indiği yerde savunma var, uzaklaştırıyor topu. Cemil kafayı vurdu. Murat. Cahe. Cahe'nin ortası, savunma. Kontrolsüz bir pas. Top Manisa Sporlu oyuncularda kaldı. Fuchs. Kahe'nin koşu yolunu düşündü. Savunma dikkatli. Orhan. Ahmet Burak. Tek top. Caner'den pas. Ahmet Burak ortaya döndü. Adnan topun kontrolünü sağlayamıyor. Bekir. Gökay. Gökay baktı arkadaşlarına. Fuchs. Orhan. Topun kontrolünü sağladı. En geriye döndü.
Onur Akbay. Adnan. Vanahene gidemedi. Serbest vuruş. Manisa Sporlu oyuncuların bu karara tepkisi var. Şimdi serbest vuruş kullanıldı. Top hızlı. Ortaya çevirme düşüncesi ancak başarılı olmuyor. Sercan yetişemedi bu topa. Sercan Türkiye'li görüntüde. Volkan Babacan kullanıyor kale vuruşunu. Karşıyakalı oyuncular karşıladı Fatih Şen'le Ahmet Burak. Dalma sağ kanatta top istiyor. Onun pası Bekir'de kaldı. Gökay. Gökay çabuk bir oyuncu. Sağ kanatta Murat hareketlendi. Murat sağ çaprazdan ceza sahasına girdi. Murat sağından atıp solundan geçme düşüncesi başarılı olmuyor. Şimdi karşıyaka hata. Uzun pas ileriye doğru. Banahene'den önce son müdahale savunmada Hikmet Barioğlu'dan geldi. Üst üste top kayıpları yine kontrolsüz paslar. Hüseyin döndü kalecisine. Volkan arkadaşlarının dağılımına baktı. İleriye doğru gönderdiği top. Sert vuruş. Faul bekledi karşıyakalılar ama oyun devam etti. Kaleci Necati'den kritik kurtarış. Müthiş bir şut izledik. Offside kararı var. Birazdan tekrar izleyeceğiz. Tekrar izliyoruz. Burada faul bekledi. Ardından Cem Sultan'ın vuruşu Necati. İki güzel hareket izledik. Serbest vuruşta top. Manisa Sporlu oyuncularda kaldı. Gökay. Murat'ı düşündü. Hatalı pas. Orhan girdi araya. Fatih Şen. Fatih. Tek toplar. Adnan. Sağ kanada doğru. Sercan o bölgede. Sercan'dan Banahene'ye doğru. Uzun paslarla sonuca gitmek istiyor karşıyaka şu ana kadar ama Banahene karşısında Manisa Spor savunması çok da zorlanmadı. Adnan. Savunmada Hüseyin Tok dikkatli. Fatih indirdi. Ardından top kaybı. Caner. İleriye doğru uzun pas. Ama top çok hızlı. Doğrudan kaleci Necati'ye geliyor. 13. dakikadayız. 0-0'lık eşitlik var mücadelede. İki teknik adam da kendileri için ayrılmış bölgenin sonuna kadar gelmiş durumdalar. Hiç oturmadılar maçın başından bu yana. Banahene. Orta geldi ceza sahasına. Kimse dokunamadı. Arka direk. Bir oyuncu yerde kaldı. Penaltı beklentisi var karşıyakanın. Oyun devam ediyor şimdi. Topu dışarıya bıraktılar. Cihat Arslan görüntüde. Penaltı beklentisi vardı. Dalma'nın ortası. Caner. Hareketlendi ama başarılı olamadı. Abi el mikrofonuna geçeyim mi? Alıyorum elimi. Evet. Taç atışıyla mücadele sürüyor. Manisa Sporlu oyuncular topu dışarıya bırakmışlardı Caner'in sakatlığından dolayı ve yazılı olmayan fair play kuralları topu Manisa Spor kalecisine bıraktı karşıyakalı oyuncular. Volkan Babacan ileriye doğru uzun pas. Top oyun alanının dışında taç atışı karşıyakanın.
Bana Hene gelmedi. Hikmet yerde, serbest vuruş. Hikmet Balioğlu yerde kaldı Bana Hene'nin müdahalesiyle. Tekrar izliyoruz faul pozisyonunu. Bana Hene burada müdahalesi. Hikmet yerde, serbest vuruşu verdi Mustafa Kamil Abitoğlu. Hikmet kullandı. Seken top ceza sahası içinde bir an boşta kaldı. Necati'nin kontrolünde out'a gidiyor. PTT 1. Lig'de ilk hafta mücadeleleri sürüyor. Ve artık haftanın son maçındayız. Ege derbisinde. Karşıyaka İzmir Alsancak Stadyumu'nda Manisa Spor'u konuk ediyor. Sol kanatta Orhan'ın koşusu var. Orhan baskı yaptı. Murat bırakmıyor. Cem Sultan. Cem'in pası. Kahe'de kaldı. Kahe. Sağ kanatta Fuchs atağa destek verdi. Fuchs ortayı yaptı. Kahe arka direkte. Herkesi açtı top. Atak devam edecek. Dalma koşuyu yaptı. Wilfried Dalma. Çok tecrübeli bir isim. Topu kazanmayı başardı. Bana Hene'yi düşündü ama yine çok hızlı ve yüksek bir top. Yerini bulmadı bu pasta. Gökay gidemiyor. Düzeltiyorum. Cem Sultan. Az önce Caner'in yerde kaldığı, karşı yakalıların penaltı beklediği pozisyon. Ön direkte Ahmet Burak, arkada Caner. Penaltı bekledi karşı yaka ama oyun devam etti. Caner de kısa süreli bir sakatlık yaşadı bu pozisyonun ardından. Ahmet Burak, Orhan. Orhan. Hakem oyunu durduruyor. Serbest vuruş karşı yakanın. Orhan Taşdelen kullandı serbest vuruşu. Ters bir kafa. Hikmet'ten kaleci Volkan Babacan. Volkan arkadaşlarının dağılımına bakıyor. Kahe. Yatarak müdahale. Cemil Adıcan'dan geldi. Taç atışını Manisa Spor Benjamin Fuchs da kullanacak. Uzun bir taç atışı ceza sahası içine doğru geldi. Savunmanın vurduğu kafada top açılıyor. Dalma. Adnan döndü geriye, Sercan. Bana Hene dokunamadı. Dalma topu alamadı önüne. Kaptan Hüseyin topla oynayan isim. Kafa vuruşu kazandı karşı yakalılar. Bana Hene. Bana Hene çok uzaklardan etkisiz bir vuruş. Ganalı Emanuel Bana Hene'den. Ordu Spor'dan kiralık olarak geldi Emanuel Bana Hene. Karşı yakanın gol yollarındaki umudu. Kafa vuruşu Sercan'dan. Taç Manisa Spor'un. Bekir. Bekir'in pası bırakmayan Cemil. Kalk diyor hakem, oyun devam ediyor. Karşı yaka için ani atak şansı olabilir Ahmet Burak. Bana Hene ileride koşu yapan isim. Caner ortada. Solda hata destek veren Orhan. Onun ortası kaleci Volkan Babacan için rahat bir top oldu bu.
Bu arada şunu belirtelim. Karşı tribünlerin tamamı doldu. Yalnızca en sağda çok küçük bir boşluk kaldı Alsancak'ta. İndirilen top. Bekir sağ ayağının dışıyla bir pas düşüncesi. Savunma araya girdi. Onur. Yerden pas Orhan'dan. Fatih. Ahmet Burak top istiyor. O Banahene'yi düşündü. Banahene göğsüyle indirdi önüne. Biraz açıldı top. Kaybediyor. Gelişi güzel vuruş. Onur Akbay'da kaldı. Adnan. Sercan. Dalma ve Adnan'ın koşusu vardı. O Fatih Şen'i tercih etti. Şimdi Dalma. Dalma'dan Adnan'a. Sağ kanatta Sercan. Orta şansı arıyor Sercan. Sercan ön direğe doğru çift yumruk. Bir kez daha Sercan'a geldi top. Sercan Türker'i bu kez ortası yüksek doğrudan out'a gidiyor. Volkan Babacan kale vuruşunu kullanıyor. Cem göğsüyle indirdi ama indirdiği yerde takım arkadaşları yoktu. Ardından kontrolsüz vuruş Sercan'dan taça gidiyor. Fuchs kullandı. Murat. Savunma araya girdi. Taç atışını kullanacak. Benjamin Fuchs'la Manisa Spor teknik direktör Reha Erginer de oyuncusuna uyarılarda bulundu. Yine uzun bir taç gelecek. Kale alanı ön çizgisine doğru sekti. Kafa vuruşu etkili değil. Cem Sultan şu ana kadar sahada etkili görünen isimlerden birisi. Kayseri Spor'dan kiralık olarak geldi. Galatasaray altyapısından yetişen bir isim. Manisa Spor'da bu sezon bakalım nasıl bir performans ortaya koyacak. Yine bir başka genç isim, yine bir İstanbul takımında yetişmiş Gökay İravul'la birlikte Manisa Spor'da forma giyiyorlar. Fenerbahçe altyapısına yetişmişti Gökay'da. Mustafa Kamil Abitoğlu ekrana geldi. Ahmet Burak az önce çok şık sıyrıldı. Ardından bu müdahale faulü getirdi. Hayır dedi hakem. Taç topa müdahale olarak değerlendirdi. Mustafa Kamil Abitoğlu Hikmet kafayla karşılıyor. Ardından vuruş top oyun alanının dışında. 23. dakikanın içerisindeyiz. İlk yarıda ilk yarının yarısını tamamladık. Maçın da 4'te 1'lik bölümü geride kalmış oldu. Adnan. Sercan kontrol edemedi. Gökay'ın pası Kahe'yi düşündü. Birebir kaldı Kahe. Cemil Adıcan riskli bir hareket. Kahe elle kontrol olduğu yönünde itirazda bulunuyor ama oyun devam etti. Cemil'in gönderdiği top da doğrudan dışarıya gidiyor. İşte burada topu eliyle indirdiğini işaret etti Kahe ama hakem aynı kanıda değil. Kahe yükseldi, savunma vurdu kafayı. Adnan dalmaya gelmedi. Bırakmayan İsmail Dinler. İsmail de Tavşanlı İyi Spor'dan Manisa Spor'a transfer oldu. Bu sezon savunmanın solunda forma giyiyor. Dalma bıraktı Adnan. Dalma'nın koşusu var. 5 oyuncuyla çıktı karşı yaka ama Adnan pasını veremedi.
Kaleci kontrolsüz çıktı. İleriye uzun pas. Kontrolsüz pas oradan dışarıya gitti. Kale vuruşuyla mücadele sürecek. Kafalardan seken top. Ahmet Burak. Caner. Ahmet Burak Caner'in önünde kaldı. Caner şut şansı. Caner vurdu. Out. Reha Erginer görüntüye geldi. Kale vuruşuyla mücadele sürecek. 26. dakikadayız. Golsüz eşitlik sürüyor. Volkan Babacan kale vuruşunu kullandı. Kafayı vuran isim Fatih Şen oldu. Bana Hene geldi, indirdi ama takım arkadaşlarında değil, baskı var. Dalma. Vefik Dalma. Hemen kapandı. Manisa Spor savunması ve topu kazanıyor. Hüseyin Tok ileriye doğru gönderdiği yerde yalnızca savunmada Cemil Adıcan var. Onur. Dalma. Tek top. Adnan bir kez daha dalmayı düşündü. Bana Hene ve Ahmet Burak ceza sahası içinde. Dalma yerde yardımcısına baktı Mustafa Kamil Abitoğlu. Yardımcı hakem Birol Güldane kale vuruşunu işaret ediyor. Dalma da yavaş yavaş ayağa kalktı. Tekrar izleyelim. İsmail Dinler Dalma mücadelesi. İkisi de topa hamle yapmışlar. Dalma dengesini kaybediyor ve top da out'a gidiyor. Kale vuruşunu kullandı Volkan Babacan. Sercan. Hakemin düdüğü. Serbest vuruş karşıya kaleyine. Sercan'dan pas ileriye doğru. Takım arkadaşı Bana Hene gelmedi. Sol kanattan çıkmak istiyor Manisa Spor, yatarak müdahale Taç. İsmail. Taç atışını kullanacak olan isim. Bu kez hava topu mücadelesinde serbest vuruş Manisa Spor lehine çalındı. Çabuk kullanmak istedi Manisa Spor ama etkili olamadı. Ahmet Burak sola kelle çıkıyor karşı yaka. Fatih. Adnan. Sağ kanatta Dalma top istedi ama hatalı pas Adnan'dan. İsmail karşılıyor. Bana Hene kafayla indirdi. Fatih Şen. Yine sağ kanat top istiyor o bölgede. Sercan. Ara pas Caner'e. Biraz geç kaldı Caner. Hikmet Balioğlu topu kazandı. Bekir'in pası sol kanada doğru. İsmail. Bülent Cevahir topla buluşan isim. Bülent. Bekir. Bekir ayak koyan isim savunmada Onur. Taç Manisa Spor'un. İsmail Dinler taç atışını kullandı. Savunmanın karşıladığı top İsmail indirdi. Gökay. En sağ Fukso bölgede. Kontrolü iyi. Cem Sultan düzeltiyorum. Yatarak müdahale Ahmet Burak'tan. İkinci hamle Gökay. Sercan bırakmadı. Şimdi Bana Hene istediği toplardan birisi olabilir ama iki savunma oyuncusu iyi kapandı. Topu almasına izin vermediler Bana Hene'nin. Fatih. Muhammed Sercan Türker'i bir kez daha Fatih Şen. Bana Hene. Adnan. Dalma. Dalma çekti topu. İkinci rakibi bekledi. Baktı ceza sahasına, savunmadan sekti top. Ön direkte kafa vuruşu korner.
Refret Dalma kullanacak köşe vuruşunu Karşıyaka'da. Volkan Babacan uyarılarda bulunuyor takım arkadaşlarına. Manisa Spor'da 11 oyuncu da şu anda ceza sahası içinde. Savunmada 11 isim var. Orta geldi penaltı noktasına doğru. Savunma vurdu kafayı. Şimdi çabuk çıkmak istiyor Manisa Spor. Ahmet Burak Solakel dikkatli. Murat Gürbüzerol'un hareketlenmesine izin vermedi. Kahe. O da birkaç dakikadır aktif dinlenmede. Serbest vuruş. Mustafa Kamil Abitoğlu. Cemil Adıcan'la bir şeyler konuştu. Bu pozisyon sonrası Cemil'in itirazları vardı. Mustafa Kamil Abitoğlu onunla konuştu. Serbest vuruşu Manisa Spor kullanacak. Topun başında Cem Sultan var. Cem baktı ceza sahasına. Uzak noktaya doğru kafa. Top yan ağlarda kaldı. Bu arada kötü çarpıştı kaleci ve Manisa Sporlu oyuncu. İkisi de sakatlık yaşıyor. Hemen sağlık görevlilerini sahaya davet etti. Mustafa Kamil Abitoğlu tekrar izleyelim. Serbest vuruş kullanıldı uzak noktada. Bu kafa vuruşu iki oyuncunun çarpışması top yan ağlarda kaldı ama. Tekrar tekrar ekrana taşıyoruz. Burada kaleci boşa çıktı. İki oyuncu da sakatlık yaşıyor. Evet. Hikmet Balioğlu az önceki pozisyonda kaleci Necati ile çarpıştı. İşte Hikmet neyse ki önemli bir şey yok, kalktı ayağa, sağ kenarına da geldi. Onun tabii ki tedavisinden sonra sağ kenarına çıkması gerekiyor ama kaleciler için bu durum geçerli değil. O yüzden Necati'nin tedavisinin tamamlanması beklendi. Şimdi Hikmet de oyuna dahil oldu. Neyse ki bu pozisyonda iki oyuncu da önemli bir sakatlık yaşamadı. Bu tip çarpışmalar tehlikeli olabiliyor, hepimiz biliyoruz. Hiçbir futbolcunun, hiçbir sporcunun bu tip sakatlıklar yaşamasını da istemiyoruz. Banahene. Karşıyaka taraftarlarının desteği maçın başından beri kesilmiyor. Ahmet Burak'ı düşündü Banahene ama başarılı olmadı. İşte Karşıyaka tribünleri. Volkan Babacan. Ceza sahası dışına kadar taşıdı topu. 33. dakika. Kafayı vuran Orhan. Caner. Taç atışı Karşıyaka'nın. Hemen kullandı Orhan. Caner'e yapılan hareketi faul olarak değerlendiriyor Mustafa Kamil Abitoğlu. Caner Ağacı ayağa kalktı. Serbest vuruşu kullanacak Karşıyaka. Fatih Şen kullanacak. Serbest vuruşu yerinden kullanılmasını istedi Mustafa Kamil Abitoğlu. Fatih yerden pas. Ahmet Burak ilk hareketi güzel. Ahmet Burak yerde, serbest vuruş. Tekrar izliyoruz. Ahmet Burak Solakel ilk hareketi çok iyiydi. Ardından Murat Gürbüzeroğlu müdahalesiyle yerde kaldı. Volkan tek kişilik barajın yerini belirledi. Mustafa Kamil Abitoğlu. İşaretini verdi Fatih Şen. Çarpan top kaleci Volkan'ı şaşırttı ama
hız kaybedince Volkan'ın şansı oldu. Ellerinde kaldı top. Tekrar izliyoruz. Fatih Şen uzaklardan vurdu. Savunmaya çarpan top bir anda kaleciyi yanılttı ama orada Caner dokunamayınca ve topla hız kaybedince Volkan Babacan kontrolü sağlamayı başardı. Faul bekliyor Karşıyakalılar. Oyun devam etti. Kahe. Carlos Kahe baktı ceza sahasına, ortasını yaptı. Savunma vurdu kafayı. Dönen top. Etkili olabilir. Cem vurdurmadı savunma. Dalma alamıyor. Yatarak müdahale İsmail'den. Taç atışı Karşıyaka'nın. Onur. Onur Akbay. Fatih. En solda Orhan. Banahene yine gelmedi. Fuchs kafayla karşıladı. Tekrar Orhan. Ahmet Burak tek top. Orhan Taşdelen. Ahmet Burak sola gel. Emanuel Banahene kontrolü iyi. Banahene topa bastı. İki oyuncu birden kapattı. Gökay'ın müdahalesi. Taç karşı yakanın. Cihat Arslan. Geçtiğimiz sezon bir ara Göztepe'yi çalıştırdı. Daha önce formasını giydiği Karşıyaka'ya bu kez teknik adam olarak geldi. Maç öncesinde Karşıyaka Sportif Direktörü ve eski teknik direktörlerinden Hüseyin Hamamcı'yla biraz konuşma fırsatı bulduk. Bu ataktan sonra ondan bahsedelim. Dalma kontrolü iyi. Dalma, Banahene, sol kanat Orhan, Ahmet Burak orta şansı. Ahmet Burak döndü geriye. Bana dalmadan Fatih Şen. Fatih baktı ceza sahasına, ortayı yaptı. Bana Hene'nin kafa vuruşu. Out. Hüseyin Hamamcı daha önce Karşıyaka'yı ikinci ligde şampiyon yapmış bir isim. Yine Dardanel Spor, Kayseri Erciyes Spor, İzmir Spor'un başında başarılar yaşadı. Uzun yıllarda formasını giydi Karşıyaka'da. Bu kez sportif direktör olarak görev alıyor ve şunu söyledi maç öncesinde. Teknik kadro, altyapı, A takım düzeyinde bütün takımlarımızda teknik kadroyu daha önce kulübümüzde forma giymiş isimlerden, bu camianın içinde yer almış isimlerden oluşturduk. Yeni yapılanmaya gittik. Başarının geleceğine inanıyorum dedi. Sezonun ilk haftasındayız. Bekleyip göreceğiz. 34 haftalık bu uzun maraton Karşıyaka'ya neler getirecek? 100. yılı Karşıyaka'nın. 1912'de kurulmuştu. İzmir'in köklü kulüplerinden birisi. Orta geldi ceza sahasına. Kaleci ile savunma arasında bir anlık anlaşmazlık ama sonrasında Volkan Babacan çıktı, topu aldı. Kahe'den önce Onur kafayı vurdu. Taç Manisa Spor'un. Taç atışını İsmail Dinler kullanıyor Manisa Spor'da. Müdahale savunmadan bir taç daha. Taç atışı kullanıldı. Orta geldi ceza sahasına, kafa savunmadan. Gökay araya girdi. Önünü açtı. Gökay vurdu. Out. Onur Akbay. Sercan. Fatih. Dalma. Dalma hareketlendi. Şık hareketler. Dalma yerde, oyun devam ediyor. Cemil. Orhan. Hatalı pas. Murat girdi araya. Fuchs. Bekir'den geriye. Hikmet. Banahene hemen koşu yaptı o bölgeye. Savunma çabuk gönderdi. Karşıyaka taraftarı iyice hareketlendi bu dakikalarda. İlk yarıda artık yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz. 39. dakikada geride kalmak üzere. İsmail ile taç atışını kullanıyor Manisa Spor.
Sercan vurdu kafaya Adnan. Yine kapandı Manisa Sporlar. Çabuk baskı topu kazandırdı ama ardından Caner Endrek serbest vuruş. Cihat Arslan da kendisi için belirlenen bölgenin dışına kadar çıktı bu pozisyonda. Serbest Endrek serbest vuruş kararı geldi. Caner'in hareketini tehlikeli hareket olarak değerlendirdi. İşte burada taban gösterdiğini işaret etti Mustafa Kamil Abitoğlu. Serbest vuruş kullanıldı. Savunma sekti top. Korner. Cem bıraktı. Topun kornere gitmesine izin verdi. Köşe vuruşunu da o kullanacak. İlk yarıda normal sürede son 5 dakikaya girdik artık. Cem Sultan uzak direğe doğru. Yine Hikmet arka direkte top istiyordu. Hava topunda rakibine yaptığı hareketi faul olarak değerlendirdi. Mustafa Kamil Abitoğlu karşı yakada bir isim yerde. Şimdi yavaş yavaş ayağa kalkıyor. Bu arada Mustafa Kamil Abitoğlu hemen sağlık görevlilerini çağırdı oraya geldikten sonra. İşte o pozisyon faul kararı çıktı. Sercan Türker'i faule maruz kalan isim. Bu arada sezona talihsizlikle başlayan bir isim de var Karşıyaka'da. Taha Yalçıner. Onu geçtiğimiz yıllardan da hatırlıyoruz Karşıyaka formasıyla. Taha dün yapılan antrenmanda takım arkadaşıyla girdiği mücadele sonrası sakatlık yaşadı ve bu maçın kadrosunda yok. Dileriz en kısa sürede sağlığına kavuşur ve yeniden sahalara döner Karşıyakalı Taha Yalçıner. Serbest vuruş kullanıldı. Sercan da ayakta. Banahene topun üzerinden atlamak istedi. Hüseyin Tok. Elle oynama itirazları var. Karşı yakalıların oyun sürüyor. Sol kanatta Bülent topla hareketlenmek istedi ama çabuk geldi. Onur Akbay müdahaleyi yaptı. Tehlikenin büyümesine izin vermedi. İsmail Dinler taç atışını kullanıyor Manisa Spor'da ilk yarıda. Yavaş yavaş son 3 dakikaya giriyoruz. Manisa Spor topu kazandı. Gökay İravul pası geçmedi yatarak müdahale. Şimdi Caner Banahene'ye doğru. Dalma'nın koşusu var. Banahene aldı topu önüne. Dalma arka direğe doğru da Caner hareketlendi. Banahene topuk pası güzel. Orta yerden ters vuruş korner. Organize geldi Karşıyaka. Son müdahale savunmadan tekrar izliyoruz. Banahene'nin topuk pası çok güzel. Sercan'ın ortasında yatarak müdahale geliyor. Köşe vuruşunu Dalma kullanacak Karşıyaka'da. Wilfried Dalma yaptı ortasını uzak direğe doğru. Sercan'ın kafa vuruşu. Volkan Babacan. ...43. dakikada geride kalmak üzere 0-0'lık eşitlik var Ege derbisinde. Kahe'ye doğru kafayı vuran Cemil oldu ama hayır diyor hakem. Cemil'in topa yükselirken yaptığı hareket faul dedi Mustafa Kamil Abitoğlu. Cem kullanacak serbest vuruşu. Kalabalık geldi Manisa Spor. Bu duran topta. Ama savunma karşılıyor topu. Ahmet Burak. Fatih Şen. Adnan tekrar Fatih. Tek top. Sercan. Dalma top istedi. Sercan ayağından açtı. Şimdi pas. Cem koşuyu yapan isim. Bırakmayan Orhan Taç. Normal sürede son dakikanın içerisindeyiz ilk yarıda. Biraz sonra dördüncü hakem
Burak Astar ilk yarının sonuna eklenen süreyi gösterecek. Fuchs yine uzun bir taç atışı kullanacak. Fuchs taçı kullandı. Sekti top bir anda boşta kaldı ama beklemiyordu takım arkadaşları bu topu. İsmail ileriye doğru gönderdi. Fatih. Kafalardan sekti, bırakmayan Caner. Cem. 2 dakikalık duraklama gösteriliyor. İleriye doğru Volkan. Kritik müdahale. Bana Hene koşu yapmıştı. Duraklama bölümü de başladı. Orta şansı rakibinden döndü. Hakem oyunu durduruyor. Elle oynama kararı var. Ve sarı kart Bekir'e çıkıyor bu kart. Tekrar izleyelim. Adnan orta yapma düşüncesindeydi. Burada bu elle oynama sonrasında karşılaşmanın hakemi Mustafa Kamil Abitoğlu Bekir Yılmaz'a sarı kartı gösteriyor. Maçtaki ilk kart. Volkan yine takım arkadaşlarına uyarılarda bulunuyor. 45 artı 1'de maçtaki ilk sarı kart çıktı. Dalma ve ceza sahasına gelen top Volkan. Çok iyi çıktı. Topu aldı. Orhan Taşdelen kullandı serbest vuruşu. Dalma da topun başındaydı ama Orhan sol ayağıyla içeriye kesti. Volkan rakibinin üzerinde topu almayı başardı. Fuchs ileriye gönderdi. Murat Gürbüzeroğlu müdahale. Ahmet Burak sola gelden. İkinci duraklama dakikasının içerisindeyiz. Yine Fuchs kullanacak. Yine uzun bir taç izleyeceğiz. Hocam. Son 30 saniye duraklamada da son şanslar artık ilk yarıda. Fuchs taç atışını kullandı. Savunma vurdu kafayı. Bu arada hakem taç atışının el değiştirdiğini işaret ediyor. Orhan taç atışını kullanacak olan isim. Bu arada Mustafa Kamil Abitoğlu ilk yarının son düdüğünü çalıyor. İlk 45 dakikada gol yok. İzmir Alsancak stadında Karşıyaka 0 Manisaspor 0 ilk yarının sonucu. İkinci yarıda